Mart ayının sonuna yaklaşılırken kış geri döndü, sıcaklıklar düştü. Doğudaki birçok kent yeniden beyaza büründü. Şırnak'taysa aşırı yağış sonrası çığ düştü. Korku dolu o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Şırnak'ta etkili olan yoğun kar yağışı sonrası çığ düştü. Kar kütlesi yamaç aşağı böyle indi. Uludere'nin Uzun Geçit beldesinde aşırı kar yağışı yüzünden meydana gelen çığ cep telefonu kameralarıyla böyle görüntülendi. Şans eseri bu çığ herhangi bir kayba yol açmadı. Günlerdir devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Karların erimeye başlamasıyla birlikte birçok mahalle, köy ve mezrayı su bastı. Evlerinde mahsur kalanlar böyle kurtarıldı. Bu mağara komple suyun altındadır. Misafirlerimiz geldi. Şimdi misafirlerimizi az önce sırtımızdan alıp diğer evlerine taşımak zorunda kaldık. Bir hafta oldu. Böyle evlerimizde mağdur kalmışız. Suyun içinde kalmışız. Evlerimizden çıkamıyoruz. Irak sınırında bulunan Yeşiltaş köyüne de çığ düştü. Dağdan inen kar kütlesi köy yollarını kapattı. Erzurum'da beyaz örtüye bürünen kentler arasındaydı. Daha henüz kış bitmedi. Ama tam böyle hava soğuk değil. Erzurum'da normal. Yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Mart ayında yağan karı fırsat bilen kayakçılar Palandöken'e akın etti. Herkesi Palandöken'e bekliyorum. Başka yerdeki olanlara. Ağrı'da da durum farklı değildi. Ormanlık alanlar ve yüksek rakımlı yerler beyaza büründü. Ortaya göz kamaştıran manzara çıktı. Biz Ağrı'dan yazı yaşarken tam tersine tam kış geldi. Biz şu anda kışı yaşıyoruz Ağrı'da. Böyle bir soğuk, böyle bir memleket görmemiştik. Tokat-Sivas karayolunda etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Ben de buradaydım biliyor musun Yasin? Dün 21'likti, millet kalmıştı, gülüyordum millete. Şu an Tokat-Sivas arası Çamlıbel mevkiindeyiz. Çamlıbel geçidinde görüş mesafesi sıfıra indi. Tır sürücüleri araçlarına zincir takarak ilerleyebildi. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları da gece boyunca devam etti. Bitlis'te günlerdir etkili olan yağış yüzünden tek katlı evler kara gömüldü. 150 köye ulaşımın kesildiği kentte yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Baharın gelişini bekliyorduk işte. Çok güzel gidiyordu. Mart ayı işte gördüğünüz gibi her taraf yine bembeyaz oldu. Ki yağmur 1 metreyi buldu.